Mutlu günler değerli izleyenler. Satır başı programıyla karşınızdayız. Pazartesi günü itibariyle ilk dersleri çalacak ve 2017-2018 eğitim öğretim yılı başlayacak. Peki bu yıl bizi neler bekliyor? Satır başı programında konuşacağız bugün. Türk Eğitim Sen Bursa İkinoğlu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu bugün benim program konuğum kendileri. Öncelikle hoş geldiniz Zeyrek Başkanım efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Evet bugün aslında Bursa üzerinde konuşacağız ama bunun devamında da aslında bugüne kadar devam eden müfredat tartışmaları var. Bunu da ekleyeceğiz. Bunu da söyleyelim hemen izleyenlerimiz için. Açıklanan Bursa'daki ders saatleri, bunun devamında Bursa'yı neler bekliyor eğitim öğretim yılı içerisinde? Olabilecek aksilikler, sıkıntılar nelerdir? Bugün size soracağız ve öğrenmeye çalışacağız, ileteceğiz dedik. Dilerseniz Bursa'daki ders saatleriyle başlayalım. Sıcak haberlerden bir tanesi. Nasıl bir yıl bizi bekliyor Bursa'da? Tabii ben öncelikle 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk defa bu kadar sorunsuz, problemsiz, gerçekten yani dört başı mamur denilecek seviyede iyi başlayacağından dolayı Milli Eğitim idarecilerimize, bürokratlara öncelikle bir peşinen teşekkür edeyim. Ortada bir sorun gözükmüyor. Şundan dolayı gözükmüyor. Sorun olarak algılamadığınızda bir şeyi, sizin sorun için değil. Sorun olmuyor. Evet. Yani şu manada sorun yok. Pazartesi günü okullar açılacak. 3 gün önce insanların haberi oldu çocuklarının gideceği okulun yıkılacağından. Yani binlerce öğrenci kavimler göçü gibi şimdi yeni okuluna gidecek. Sıralar masalar taşınmaya çalışılıyor. Öğretmenlerin programları yapılmaya çalışıyor. Muhtemelen pazartesi günü okullarımızın büyük bir kısmında ders işlenemeyecek olması sorun değilse sorun yok. Yani yine 5000'e yakın öğretmen eksiği ile eğitim öğretime başlıyorsak yine sorun yok. Yine okullarımızda işte dün galiba sayıları belli olmuş. Yani toplamda sadece bir ilçemizde 150 okula siz sadece 100 tane İşkur üzerinden hizmetli görevlendirebiliyorsanız ve okullarınız pislik götürecekse sorun yok. Bunlar sizin için bir sorun değilse sorun yok. Ondan sonra güvenlikten bahsedeceksiniz. Okullardaki uyuşturucudan, gençlerde uyuşturucu ve madde kullanımlarının çok düşük sınıflara geldiğinden bahsedecekseniz ve bununla alakalı hiçbir somut projeniz ortada yoksa, bunlar sizin için de sorun değilse, evet tamam Bursa Milli Eğitimi sorunsuz bir eğitim öğretime başlıyor. Halen öğretmen atamalarını, idareci atamalarını gerçekleştirememişseniz ve muhtemelen bu yıl öğrencilerimiz çok fazla öğretmen değişikliği yaşayacaksa ve bu sizin için bir sorun değilse, tamam o zaman sorun yok. Bu kadar sorun olmayan bir milli eğitim için bize de herhalde teşekkür etmek kalıyor. Ben o yüzden peşinden teşekkürle arkadaşlara teşekkürle başlamak istedim. Tabii şöyle dert bir değil elvan elvan derler. Ve biz bunu dile getirmekten gerçekten artık böyle bir şey de bizim üzerimize oturdu. Ne zaman insanlar bizi görse yine neden şikayet edeceksin demeye başladı. Bu bizim tercihimiz değil Sevda Hanım. Bu bizim görevimiz. Yani bu bizim sorumluluklarımız alanında. Evet. İşimiz bu bizim. Neticede o kadar kolay bir hadise değil. Yani pazartesi günü Bursa'da 13 okulun işte son 3 gün kala duyurularak yıkılacak olması, insanların taşınacak olması gerçekten çok ciddi bir problem. Bursa'da eğitim öğretim hep problemle başlardı. Şimdi ise bu problem, yaşanacak problem iki katına çıktı. Şimdi hiç lafı dolandırmayalım. Ben uzun süredir Bursa valilerinden pek görmüyordum. Ama geçen Sayın Valimizin işte basın mensuplarıyla yapmış olduğu genel anlamda bir değerlendirme, içerisinde de eğitime bayağı bir yer ayırmışlar sıkıntılara. Bundan dolayı teşekkür de ediyorum. En azından birilerinin bu hadiseleri görmesi önemli. O konuda orada dile getirmiş ve bu işte yıkılan taşınacak okullarla ilgili Sayın Valim, yani
böyle risk altında olan bir binanın içerisine öğrenci göndermek cinayettir demiş. Katılıyorum, doğru söylüyor. Evet, bir de bu biz yönden de bakmak lazım. Evet. Ancak şöyle bir şey var. Bursa'yı aşan ve bakanlığın tasarrufunda olan bu olay, yani 2015 yılında yapılmış bir testlerden bahsediyoruz. Hı-hı. Yani en kötü ihtimal 2015'in ortasında siz biliyorsunuz. Ve 2 yıl daha bu manada bu okulları kullanmış bizim çocuklarımız. Yani büyük bir deprem olmadığı için şükretmek durumundayız. 2, bununla alakalı yanılmıyorsam 150'ye yakın, yani 142 diyebiliyorum, okulun testinin yapıldığını ve biz ne kadarının bu testten geçip ne kadarının da gelecek yıl yıkılacak okullar listesine gireceğini bilemiyoruz. Yani nasip kısmet. Artı bakanlık öyle bir şey yapıyor ki okulların açılmasına 3-5 gün kala bunu duyuruyorsun. Halbuki 2015'ten beri biliyorsun, yapacaksın programını kardeşim. Planlamanı yapacaksın. Okulları gerekiyorsa o okullar açısından son sınavlar bittikten sonra 15 gün bir ay evvel okullar tatile girmeden önce kapatacaksın. Başlayacaksın, yaz boyu çalışacaksın. En azından yazı boşa geçirmemiş olacaksın. Şimdi yıkılacak okulları, hiçbir durum var aslında. Efendim, yıkılacak okulları tercih eden çocuklar var. Tercih eden veliler var. İşte lise türünde olanları. İnsanları buna bir duyur. İnsanlar desin ki kardeşim ben ona göre bu okul taşınacak. Ben bunu bileyim de ulaşımımı ona göre belirleyeyim. Çünkü Bursa eğitimindeki en önemli problemlerden birisi de ulaşım. Yani meseleye şöyle bakarsak eğer, kardeşim 580 bin öğrenci içerisinde canım 10 bin öğrenci taşınmış. Böyle bir, yani bu kafayla bakarsanız zaten dedim ya, tebrik etmek lazım bu kafayı. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Şimdi o nedenle baştan en büyük problem bununla başlıyoruz. Bu böyle olmamalıydı. Bir de Sevda Hanım, niye bu işler hep kapalı kapılar ardında konuşulur ki? Gizli ya, düşünebiliyor musunuz? Okulun müdürü, yani okulun müdürü, o yıkılacak okulun müdürü benimle birlikte öğreniyor gazeteden okulunun yıkılacağını. Diyor ki ya benim okul yıkılacakmış, taşınacakmış filan. İyi diyor, ben geçen sene buna 100 milyar harcadım, 500 milyar harcadım, 1 trilyon harcadım. Boya badana inşaat yaptım, tadilat yaptım, tesisat yaptım. Fatih projesinin bilmem tesisatları yapıldı. Yani bu yıkılacak okullara biz trilyonlar harcadık. Yani vicdan yok mu kardeşim? Yani biz bunlara olur canım mı diyelim? Diyemeyiz. Hı hı. Neticede bu kadar yanlış bir planlamanın hesabını evvela ve ilk önce bakanlık olmak üzere buradaki Bursa'daki milli eğitim bürokratları vermeli. Yani biz bu hadiseye böyle bakıyoruz. Tabii ki sağlam binalarda çocuklarımız yaşamalı. Bir de o taraftan yaşamalı bakmak lazım. Artı, şimdi evet, bir dönüşümden bahsediyoruz, hızlı verilen kararlardan bahsediyoruz ama eğitim noktasına buna geldiğimizde daha ince detaylı düşünülmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ben buna itiraz etmiyorum. Hı hı. Benim eklemek istediğim hadise şu. Tabii. Kentsel dönüşüm diye bir rantsal dönüşüm var. Benim gibi kirada oturan insanlar çıldırmak noktasına geldi. Bu kentsel dönüşümden dolayı Bursa'da kira fiyatları almış başını gitmiş. Bir anda 2 katına, 2,5 katına çıkmış. Ama rantsal dönüşüm. Zaten çok da yıkılması gerekmeyen binalar daha yüksek ve daha görkemli binalar ve daha çok kar elde etmek için yıkılıyor. Kardeşim, kentsel dönüşüm önce kamu binalarından başlamalı. Niye? Çünkü biz 99 depreminde gördük ki önce bizim kamu binalarımız çöktü. Şimdi tek tek okulların, yani isimlerine girmeyeceğim. Mesela bir okulumuz var, bir bloğu yıkılacak. Yani 2 bina oluyor. Bir bina en son yapılan bina. Ne kadar kötü yaptılarsa. Mesela bir başka okul var 2015'te. Ya gördük diyor, yani altta şey yok diyor. Kolon havada diyor. Kesik diyor. Ama şimdi yıkmaya kalkıyorsunuz. Daha yapılalı bina işte 15 yıl olmamış. Ya bir bina 15 yılda yıkılır mı? Yıkılabilir mi? O nedenle kentsel dönüşüm önce buradan olmalı. Bir, iki, sürekli belirttiğimiz bir şey var. Kısmen hayırseverler de bulunabiliyor. Kardeşim, yani belediyelerin eğitim arsası ayırması lazım. Ayırmıyorlar.
bir rant belediyeciliği var kardeşim. Yani en fazla bir araziden en yüksek karı nasıl elde ederiz? Tabii eğitim alanı bırakınca kar elde edemiyorsun. Bunları yerel idareciler artı merkez idarecileriyle birlikte Bursa'nın siyasileri bu konuya el atmalı. Ben bu noktadayım ve kentsel dönüşüm öncelikle kamu binalardan, okullardan ve hastanelerden başlamalı. Buna itiraz etmiyoruz ama şimdi böyle bir yaklaşım yok. Ve Bursa'da, işte yalnızca Bursa'da değil, Türkiye genelinde, işte illerde de var ama sayısı en yüksek yer Bursa. 13 tane okul, 16 tane bina şeklinde. Bu çok önemli bir sorun. Bununla giriyoruz. Ondan sonra bizim rutin, her yıl değişmeyen sorunlarımız var. Yani bir türlü, bakın biz geçen sene bu öğretmen açığıyla giriyoruz. Artı bu FETÖ-PDY'den atılanlardan dolayı açık büyüdü. Ama açıkta olup bekleyenler var falan filan dediğimizde, o zaman yanılmıyorsam Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama yaptılar, bilmem ne, gelenler karşılığında söylediler. Güya biz yanlış ithamda bulunmuşuz gibi. Şimdi bu sene geldik, gene 4500 açık. Açık hala, hiçbir şey kapanmamış. Desinler ki hayır, bu kadar norma göre bu kadar öğretmen ihtiyacımız yok desinler. Var, 4500'ün üzerinde, 5000'e yakın norma göre öğretmen ihtiyacı var. Dediğim gibi halen şeyler başlamadı. Öğretmen atamaları bitmedi. Yanılmıyorsam yarın zorunlu hizmetle alakalı atananlar ve bir de il içi, iller arası isteğe bağlılar, daha ilişik kesenler başlamadı. Bir de Bursa'da idareci atamaları oldu. İdareci atamalarıyla ilgili 89 okul müdürüyle 658 müdür yardımcısı atandı. Bunlar da başlamadı. Şimdi bunlar baştan bir yerlerde büyük bir çoğunluğu öğretmen. Şimdi bunlar ayrılacak önümüzdeki hafta. Gidecek, işte başlayacak. Ayrıldığı yerde bu sefer açık oluşacak. Bu açık şimdi planlı. Ya kardeşim, okulların açılacağı tarih belli. Planlayacaksınız bunu ya. Her sene mi aynı hatalar yapılır? Sonuç bu. Yani atama demişken, yani evet, içimde kalmasın, söylemem lazım. Belki başka konularda da dile getireceğiz. Muhtemelen pazar günü detaylı bir pazar günü de bir basın açıklaması ve var. Kamuoyunu bilgilendirme yapacağız. Kardeşim, idareci ataması yapıyorsun. Biz buradan defaten sağ olun, yani bu ekranlarda fırsat veriyorsunuz da meramımızı anlatabiliyoruz. Defaten dile getirdik. Mülakat sistemi dünyanın en alçak sistemlerinden bir tanesidir. Türkiye'deki uygulamasıyla. Bizi yine yanıltmadı Bursa'daki mülakatçılar. İşte atamalar bitti. Baştan şöyle, şeffaf bir işlem yapmadılar. Kardeşim, ben kaç puan aldım? Benim rakibim kaç puan aldı? Niye bunları açıklamıyorsunuz? Açıklamıyorsunuz. Puanları verdiler. İnsanlar tercih yapacak. Kardeşim, benim aynı yeri tercih edecek belki başka adam vardır. İnsanların puanlarını göreyim ki ben de ona göre tercih yapayım. Bu fırsatı da vermediler. Buna göre tabii kendi adamlarını ben biliyorum, ellerinde listeler, kimin kaç puanı var, nereye gider. Ondan sonra atamaları yaptılar. Şimdi yapıldı. İtirazlarımız var. Davalar da açacağız ama. Şimdi nereye? Ya bunlar zaten atanmış. Gizliliği kalmamış. Gidecek, başlayacak. Ya niye şunları liste olarak açıklamıyorsun? Açıklamıyorlar. Gelenek şu Bursa Milli Eğitiminde. Kapalı kapılar ardında, mahzende, bodrumda. Yandaş sendikayla bizim adamlar bilecek. Başka kimse bilmeyecek. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz kardeşim? Yaptığınız işlemlerin sonucu bu. İşte Bursa pazartesi günü 2028 belki de tarihinin en kötü eğitim öğretim dönemine başlayacak. Bak, en kötü. Bunu hep birlikte yaşayacağız. Vatandaş fırsat bulup meramını anlatamıyor. Bu idareci atamalara gelmişken bir şeyi daha paylaşmak istiyorum. Çok marjinal bir örnek. Arkadaşımız var. Eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmış ve şimdi yine aynı alanda, eğitim yönetimi alanında pek çok öğrenciden süzülmüş, sınavları geçmiş, başarılı bulunmuş, alanda bir tonca doktora yapıyor. Bak, doktora yapan bir öğretmen arkadaşımız var. Evet. Bu mülakatlara giriyor. Muhtemelen o mülakatta soru soran ekip, biliyorum isimlendirmeye gerek yok, eğitim yönetimiyle ilgili hayatlarında bir tane kitap okumuşlar mı? Veya eğitim yönetimiyle ilgili en iyi yazar kimdir sorusuna
cevap veremeyecek arkadaşlar eğitim yöneticiliği mülakatında doktora yapan bu arkadaşa 40 puan verip elemişler. Şimdi yani aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Evet, biraz böyle bir şeffaf olmasını istiyorum. Şuraya getirmek istiyorum. Sonuçta veliler, bizi dinleyenler yarın şey pazartesi büyük kaos yaşayacaklar. Halen çocukların sınıfı belli değil, öğretmeni belli değil falan falan. Kimisi para bulmaya, kimisi hala hamile kart peşinde, kimisi torpil peşinde. Böyle bir süreç devam ediyor. Çünkü bizdeki mantık şudur. Kervan yolda dizilir. Hele bir törenleri yapalım. Çocuklar bir televizyon ekranlarında gözüksün bayraklarla. Sonuç yani sıhhatli eğitim Ekim'in 15'ine mi başlar? Ekim'in sonuna mı başlar? Bunu hep birlikte göreceğiz. Niye anlatıyorum? Bu özellikle idareci evet. Atamaları da. Kardeşim, bizim malzememiz insan. Ve biz eğitimde başarılı olacaksak mutlaka ve mutlaka insan faktörüyle başarılı olabiliriz. Kifayetsiz, yetersiz, liyakatsiz idarecilerle milli eğitimin sorunları çözülmez. Nitekim çözülmüyor, yığılarak büyümeye devam ediyor. Hiç yani şeyin yani affedilecek hiçbir tarafı yok. Şu en son yaşanan hadisenin. Kardeşim, toplayacaksın insanları, insanlar tedbir alacak, insanlar buna göre gerekiyorsa duyuracaksın, tercih alacak. Bursa'nın dinamikleriyle konuşacaksın ya kardeşim, böyle bir tablo var. Bu okullara çocukları gönderemeyiz. Ne yapalım? Ya ortak akıldan niye korkuyorsunuz? Ben bilirim diyorsunuz, bildiğinizde yanıldığınıza yetmiyor. Sonuç ortada. Böyle bir tablo. Bursa Milli Eğitimi yarın, yani pazartesi günü eğitim öğretime başlayacak. Şimdi ben hala soruyorum. Millet bunu anlamıyor ama işi bilenler biliyor. Kim Bursa İl Milli Eğitim Müdürü? Şimdi siz Veli Sarıkaya diyeceksiniz de kararnameler öyle demiyor. Halen Bursa'nın iki tane Milli Eğitim Müdürü var. Biri kararnamesi çıktığı aslında halde gitmemiş. Evet. Diğerinin de ataması gelmiş, kararnamesi başlamamış bir Milli Eğitim Müdürü var. Aslında bu sıkışıklık da mı bu kargaşaya yol açtığını söylemeye çalışıyorsunuz? Her şey kargaşa. Yani ne oluyor? Şimdi bu işler, özellikle eğitim yönetimi işleri ve özellikle bu kaos ortadan kalkmadığı için liyakat, kariyer, hakkaniyet, adam geleceğini planlayabilsin kardeşim. Adam başına bir iş gelmeyeceğini bilsin. İşini yaptığı zaman sıkıntı yaşamayacağını bilsin. Hı hı. Hamili kart diye önüne gelen usulsüz işe imza atmadığında yarın kendisini başka bir yerde bulmayacağını bilsin. Dönsün eğitim sorunlarına, işini halletsin. Böyle bir yapı yok ki. Böyle bir yapı olmayınca işte gece biri geliyor, Milli Eğitim Müdürüyüm diyor. Gündüz bir başkası diyor. Buradan da böyle sonuç çıkıyor. Biz böyle başlayacağız şeye. Ardından devam edeyim, biraz hızlandırayım. Evet. Gündeme getirmiş Sayın Valimiz. İşte okulların güvenlik meselesiyle ilgili. Hı hı. Kamera, aslında en önemli noktalardan bir tanesi kameralar de bu. Kameralar demiş ve işte polisiye tedbirlerden bahsetmiş. Bunlar güzel şeyler, ekstra şeyler ama bunlar palyatif tedbirler. Yani geçin, bu asli çözümü bunun şudur. Bizim ikili öğretim yapan okullarımıza, bak ikili öğretim. Hadi tekli öğretimler belki idare edebilir tek güvenlik görevlisiyle. Ama ikili öğretim yapan okullarımıza mutlaka yerel imkanlarla üniformalı ve işinin sertifikası olan güvenlik görevlisi olması lazım. Bu saatten sonra büyük şehirlerde güvenlik görevlisi olmayan okullarımızda sorun bitmez. Bizim okullarımız, bakın gidin yani ağırlıklı olarak çocuklara emanet okul kapıları. Yani işte ben nöbetçiyim diyor. Hani önceden iyiydi. Yani pek böyle hadiseler olmuyordu. Şehirler küçüktü. Kaos yoktu. İşte nöbet defteri tutuyorduk. Ben de tutuyordum. Siz de tutmuşsunuzdur okul nöbeti. Ama şimdi öyle değil. Şimdi işte madde bağımlısı var, şiddet var, terör var, her şey var. Güvenlik görevlisi vereceksiniz. Bunun haricinde bu işten çıkış yok. Belediye yapsın kardeşim, yerel yönetimler. Lüzumsuz yere, yani ben onun şimdi nereye ne harcadığına girmeyeceğim de herkes biliyor. Öncelikle acil sorunun bu, bunu halledeceksin. Ancak bu şekilde çözülebilir. Aksi takdirde sorunlar bitmez. Tabii ki polisiye tedbirler olsun. Okul önlerinde, giriş çıkışlarda tedbir alınsın. Şimdi siz başında sordunuz ama şu ana geldi saatle ilgili evet. Düzenleme. Şimdi bakın, bu kış saati uygulaması yapılmadığı müddetçe, yapılsa da gene etkiliyor da
yapılmadığı müddetçe bu sorunu kapatamayız. Sabah 8'de başlanacağını söylemiş. Yani ikili öğretim yapanlar için 7.30. Tekli öğretim ikili öğretim yapanlar için 7.30. Tekli öğretim yapanlar için de 8. Evet, 8 demiş Sayın Valim. Ama şöyle, bu sefer mutlaka ve mutlaka sabah, hadi gün ağarmış olacak belki ama bizim yatsı namazından sonraya öğrencilerimiz kalacak. Çünkü ortaokullarda 7 saat ders var. Yani ikili öğretim yapıyorsa bu 14 saati eklemeniz lazım. Saat 7.30'dan sonraya. 14 ders saatini. Yok ilkokulsa 12 saati eklemeniz lazım. Neticede bu mutlaka akşama sarkacak. Buradaki çözüm noktası şudur. Doğru olan. Yani hedef olarak da koydu bunu bakanlık. Yani keşke gerçekleştirebilse. Tekli öğretime geçeceğiz. Bunun yolu yok. Tekli öğretime geçmeden sıhhatli bir eğitim öğretim mümkün değil. Saat Bursa'da problemi da, illa yaşanacak diyorsunuz tabii, tabii, o zaman Bursa'da bu yıl içerisinde de. Şimdi normalde şöyle, pazartesi günleri hani devletimiz uzun yıllardır kitap, ders kitaplarını ücretsiz dağıtıyor sırasında çocuğun adı. Ama bu sene yanılmıyorsam Bursa'nın 250 bine yakın halen gelmemiş kitabı var, eksik kitaplar var. Nedenini anlayamadık. Liselerin İngilizce kitaplarını toplatmışlar. Ne var orada bilmiyorum. Yani belki açıklayacaklardır. Dağıtılan kitaplar yeniden toplatıldı. Yine o basına yansıdı bir ders kitabımızda bir karikatürden dolayı o toplatılıp o sayfa yırtılarak yeniden kitaplar dağıtılacak. Yani kitap dağıtımını da daha bu manada bitiremedik. Bir de Bursa'nın, ben sürekli bunu dile getiriyorum, yine burada bu fırsattan istifade getireyim. Yani hem Ankara yolunun altına hem de Yıldırım bölgesine biz pozitif ayrımcılık istiyoruz. Neden istiyoruz bunu? Çünkü Bursa'nın doğusu eğitim anlamında, aslında diğer konularda da öyle de o benim dışımda. Bangladeş standartlarında, batısı Belçika standartlarında. Bursa'da Nilüfer'de okuyan öğrencilerin %40'ından fazlası, bunu çıkarmadım değil mi? %40'ından evet, fazlası özel okula gidiyor. Ama Bursa'nın doğusundaki bölgede özel okullaşma oranı hem düşük, ben bunu teşvik ediyorum anlamında demiyorum. Ama devlet okulları arasındaki fark da çok devasa. Nasıl bir pozitif ayrımcılıktan bahsediyorsunuz? Şöyle yapacaksınız mesela. Nilüfer'deki okullarımız, gerçi orada belediyenin de ciddi desteği var. Yanılmıyorsam Nilüfer Belediyesi 500'e kadar öğrencisi olan her okula belediyeden bir görevli veriyor. Yani ister bunu güvenlikte, ister hizmetli veya başka işlerde kullanmak üzere bu okulları çok rahatlatıyor. Hı hı. 1000 tane ise 2 kişi veriyor. Yıldırım ve Osman Gazi Belediyeleri de versin. Kaldı ki asıl ihtiyaç doğuda. Çünkü doğudaki okullarda, okullarımızdaki idareci arkadaşlarımız bağış toplayamıyor. Ekonomik seviye ortada. Siz şimdi okulun ihtiyaçlarını da karşılayamıyorsunuz. Ne yapacak? Bu sorunu nasıl çözecek insanlar? Bu nedenle öncelikle aslında diğer tarafta verilen imkanı oraya da istiyoruz diyorsunuz. Spor salonu yapacaksanız oraya yapacaksınız. Sosyal danası alanları yapacaksanız oraya yapacaksınız. Hı hı. Deneme sınavlarını orada daha çok yapacaksınız. Çünkü bu taraftaki bir şekilde gerek hem özel öğretim kurumlarıyla, eğitim öğretim kurumlarıyla, gerek diğer dışarıdan hizmet alarak bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Sonuçta Sevda Hanım şöyle, Türkiye'de eğitim, bunu hep söylüyorum, ekonomik ve sosyal statü değiştirmenin en ucuz ve en meşru yolu. Yani insanlar, babası işçi, köylü, çiftçi, ailesi, kendisi okuyarak farklı meslek dalları, işte doktor, öğretmen, mühendis, asker, polis, her neyse olabiliyor. Hem ekonomik hem de sosyal statü değiştiriyor. Buraya kadar mutabıkız. Bu bir nevi toplumda sosyal adaleti de kısmen kendi içerisinde çözüyor ve hallediyor. Bir fırsat eşitliği vardı eskiden bugüne göre. Şimdi o fırsat eşitliği tamamen ortadan kalktı. Yapacakları şey şu,
kardeşim buyursunlar, istatistikleri açıklasınlar. Türkiye'de en iyi okullara bu sınav sistemiyle gidenler kimler? Özel okullardan çıkanların kazanma oranı ne? Diğer yani öncelikli ihtiyacı olan yerler, daha zor imkanlar içerisinde bulunan yerler nereler? Bu manada fırsat eşitliğini sağlamak için öncelikle birincisi, ikincisi de yani hükümet özel öğretim kurumlarını desteklemekten vazgeçecek, hı hı, ve mutlaka önceliğini kamu eğitimine. Evet, böyle de bir Bursa için, Bursa özelinde verdiğiniz bir örnekle de aslında toparlamış oluyoruz. Bursa'daki eğitim öğretim hayatı, evet, nasıl başlayacak sorusuyla aslında Bursa'yı özetlemiş oldunuz. Pazar günü de bir basın açıklamanız olacak bu konuya dair olarak aslında. Tabii, bunu da söylemiş olacağız. Maalesef ki programımızın sonuna geldik, süremizin sonuna geldik. Müfredat tartışmasını zaten hocam sizle konuşmuştuk, dediğim gibi bir sonraki programa kalsın diyelim o zaman tartışmalar. Hem ilk ders çalmasıyla beraber bunun devamında da ilerleyen süreci konuşalım diyelim satır başında. Teşekkür efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ancak şöyle, yani her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen, yani 580 bin civarında öğrencimiz, 30 binin üzerinde eğitim çalışanı Bursa'da 2017-2018'de pazartesi günü başlayacaklar. Hayırlı uğurlu, kazasız belasız, başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyoruz. Çok teşekkürler efendim. Ben programımıza katıldığınız için diyelim. Bugünlük noktalıyoruz. Haftayı da kapatıyoruz. Haftaya tekrar 17.30 itibariyle buradayız. Sizleri de asli ekranlarına bekliyoruz efendim. İyi haftalar.